Ne o? Dolabın sadece bir tanesinin üstünden çıkan. Evet, bakın. Evleri siz kirletiyorsunuz. Aha ben bunu nereden alayım da geleyim? Ne bakkalda satılır, ne nal burada satılır, ne tuhafiyede satılır. Toz, kir, yapışa, yapışa, yapışa. Aha da gördüğünüz gibi işte. Bir de ne var orada göstereyim sana. Ne var? Ne var kız? Korkutma beni. Ne var orada? Bize de gösterin. Bak çenen düşmüş. Komiyim ha. Çene değil ki o, damak. Damak değil ya, normal diş işte. Ay bunu biz takacak mıyız? Bir tane de alt var şurada Kadir. İleride biz de mi takacağız bundan? İyi bakmazsan bak. Aha da Kadir. Hah, diğeri de geldi. Eşini buluştur, kız kapı. İkisini niye bir araya koydunuz? Belki aynı insanın değildir. Bak şimdi ağız ağza geldiler. Ağız ağza gelir artık iyi dedikodu yaparlar. Duvardaki lekeler de ekstra bir puan olur onun için. Hakkını yemem, mutlaka o puanını veririm. Tabii ki elinden geldiği kadar vitrini varsa vitrini temizlemesi gerekli. Kadir bak şimdi buranın sarılığını nasıl geçireceğim. Sıkma onu, o bir işe yaramıyor. Görürsün şimdi. Oranın değil. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bak çıktı işte. Bir şey görebilen varsa bana da göstersin. Şununla şunun farkını görüyor musun? Beyazlamıyor, kapı sarı sarı. Ama bak rengi açıldı. Tozu gitti. Toz mu? Ne tozu? Tozu gitti işte. Plastik doğrama kadar açılmıyor, beyazlamıyor. Görüyor musun buraları? Görüyorum. Ben bu işi biliyorum ya. Evet, evet, evet. Kadir'in sayesinde öğrendim demiyordu. Kız Beyhan aklından bin yaşa, Allah ömrünü uzun etsin. Öğrenmek ayıp bir şey mi? Ben onu anlamadım. Yok, hayır, öğrenmek ayıp bir şeydi de öğrendiğini de bari satma öğrendiğin kişiye. Her şeyi biliyorum ben, her şeyi. Arkadaşı alalım dışarıya. Teşekkürler Türkiye. Benim tansiyonum çıkıyor çünkü yavaş yavaş. Ben geriliyorum. Senin elin temizliğe yatkın. Evet. Ama benim elim her şeye yatkın. Aa yok canım, senin de becerin var şimdi. Boş bir adam değilsin. Her şeye yatkın, her şeye. Her şeye, her şeye. İngiliz anahtarı gibiyim maşallah. İsviçre çakısıyım sanki. Sen içine İsviçre çakısıysan ben de İsviçre çikolatasıyım. Tabii canım, tabii tabii. Yiyince bitiyorsun. Ama hep bir akıllarda kalıyorum ve bir daha beni bulup yiyemiyorsunuz. Ben salondan bir saatte çıkacağını düşünüyorum. Ama biraz panik ve sakin, hani yavaş geldi bana Beyhan. Bişeyciğim evlendi mi eşin? Yok evlenmedi, bir sene ya, oldu. Ya o evleneydi ya yemekhaneciyle işte. Evlenecek de güya yersen kızına kıyamıyormuş. Tabii tabii biz de yedik. Oy bana bakar mısın sen, nasıl da vicdanlı. Aldatırken vicdan yok. Aslında ona ne diyeceksin biliyor musun? Senin bu kızın da yarın bir gün evlenip el oğluna gidecek. Aynısını senin kızına yapsalar ne düşünürsün? Bilemiyorum artık. Hiç orasını düşünmüyorlar hiç. Alma kız sakın çocukların düğününü onu. Yok ya biz çok iyiyiz Kadir. Çok iyi arkadaşız, iki arkadaşız. Görüşüyor musun? Oka- tabii ki görüşüyorum. Ay bu karı ne saf, beni deli et. Tamam sus, ben kendim o zaman burada niye para alıyorum? Baştan desene herifle görüşüyorum. Evin neresini üstüme verdi Kadir? E tabii ver. Ay bu kadın çok saf ya. Ekranda sadece sesim duyuluyor, yüzüm görünmüyor diye mesaj da mı veremeyeceğim? Pahalılık olmuş dünya kadar. Kiralar artmış, insanlar gece yatağa aç giriyor. Nasıl konuşmayayım ben? Herkes yarım maaşla çalışıyor, ev sahipleri kira istiyor. Çocukların masrafları, hamile olanlar var. Vallahi geçen haberlerde gördüm. Adam karısı aşeriyormuş da adam sokakta boş para arıyordu. Bir yarışmacımız vardı hatırlarsan. Evet, camların arasına bez sokmuştu, mangalın kokusu gelmedi. Aynen öyle, koku gelmesin diye. Kimileri de bir çantaya 50 bin avro, bir arabaya bilmem ne Allah hışım edecek. Onun yerine bir fukaraya bir çuval un alsanız. Şu günlerde yapılan yardımlar çok kıymetli Kadir. Hem de nasıl? Yani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Apartmanınızda, mahallenizde bile kulağınıza elbet geliyordur. Bu dedikoduyla yayılır. En kötü gizliden git muhtarla. Muhtara de ki ya bizim mahallede yetimdir, öksüzdür, yardıma muhtaç biri var mı? Al ismini, adresini. Bir koli yap, gece kapıya koy, çık gel. Allah bilsin yeter. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel gidiyor mu? Camlara sanki pus kalmış. Normal değil mi? Dışarıda yağmur var tatlım. Üstünü falan aldınız evet, mı? Evet aldım. Ha,
pisliği de orada kenarda hala atamadık. Camlarda pus var hala. Nerede pus var? Ben göremiyorum. Bu tarafında gayet var yani, ben görebiliyorum. Yakından çift cam bak. Ya, içeriden olabilir. Çok beğenmedim ve örümcekler de duruyor sanki yukarıda. Dikkatli alamamışsın. Göremiyorum. Gözlüklerim olmadığı için acaba. Gidersen bakabilirsin, orada var. Fırçayla aldık oysa ki, dolanmıştık ama. Alamamışsınız galiba. Evet, söylediğin için çok teşekkür ederim. Çok iddialıydınız ama. Evet, şey iddialıyım. Hala iddialıyım. Odadan kapıyı kapatıp çıkmadım. Üstler alınmış mıydı? Arkadaşın sorduğunda dinleseydim. Şey ama duyamadım. Oraya evet, baklandığım için. Evet, aldım. Suyun bayağı pis ama ya. Evet, şu an pisliğini evet, alıyorum. Kaçıncı su? Yani saymadım. Saymalı mıydım? Bence birinci suya benziyor. Bayağı kirli. Bayağı değiştirmelisin. Tabii canım. Vitrin için. Aynen. Hep aynı yeri pis suyla siliyorsun. Hatta üstünü bile farklı bezle. Önemli olan bezin temizliği bence. Tamam da pis soluktan sonra bez ne kadar temiz olabilir ki? Çok senin İstediğin düşünce. Kadar sık sık dur. Beyhan'ın suyu temizlemesi konusunda çok maalesef tatmin olamadım. O konuda temiz olduğunu söyleyemem. Ama bez sıkmasını beğendim. İçlerini falan aldınız mı Vitrin'in? Şu an ne yapıyorum? Hayır, şeyleri. Aradaki farkı göremiyor musun? Kireciğim, bugün gözlüklerini takmadın, lens taktığını söylemiştin bence ama... Bence çok daha duruyor sanki. Bugün ben Beyhan'ı hiç tanıyamadım. Dünkü enerjisi, neşesi bugün yoktu. Bugün çok gergindi. Hani tamam olabilir, günüydü, stresli olabilir ama bence daha yumuşak olabilirdi. Biraz agresif geldi bana. Ama biz Elin'in bana çok yavaş geldi. Evet, kesinlikle. Sana göre yavaş. Bana göre gayet bana da yavaş iyi geldi Elin. Tabii, bence tabii. Daha hızlanmalısın. Diyorsun, yani tamam. Bu süreyi iyi kullanmalısın. Tabii tabii, tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şey, duvarlarda falan da bir bunları alabilirsin bence. Onları yani alabilirim. Bezle. Tabii. Tabii ki suyunu değiştirerek. Çok sık su olur, değiştirmen olur, lazım. Bu suyla bütün her yeri silmeyi ev çok pis ama. Bu suyla bütün her yeri silmeyi televizyon be, dolap. Bitti demedim ki. Onları dikkat edeceğim yani, söyleyeyim de. Beyhan çok iddialı olduğu için eksikleri ona söylediğimizde tabii ki de bozuldu. Bozulduğu için de ters tepki verdi. Anlıyorum neden öyle yaptığını ama tabii hoş olmadı bence. Bir saat 14 dakikada cam ve vitrin mi sildiniz? Evet, sadece bence cam çok uzun, ve uzun bir süre. Koltuk sildik, şu vitrine geçtik. Koltuğu siz mi sildiniz, Kadir Bey mi? Birini Kadir, birini ben sildim. Yavaş. Değil mi? Bence evet. Yavaş. Bence gözünden kaçtı yaptığı şeyler. Bunları da fark edince bir tedirgin oldu, bir afalladı. Korkusundan bunları söylediğini düşünüyorum. Sen kendini niye savunmuyorsun? Bir saat 14 dakikada diyor, sadece bu kadar mı iş yaptın? Çok bir yavaş. Bir saat 14 dakikada. Çok yavaş. Ama iki tane yün halı süpürdü. İki tane camın kabasını aldı, camları sildi. Hem de pimapenleri... Camlar puslama. Dıştan silmiyoruz camları. O yüzden o puslu kısım. İçini siliyoruz, dışını silmiyoruz. Ama kenarlarda puslar duruyor. Kanadını sildi. İçeriden mi dışarıdan mı, ondan emin oldunuz mu? Ben içeriden olduğunu hissediyorum yani, görüyorum, gördüm, sen içten görüyorum. Gözünden mi hissediyorsun? Evet. Bence tatlım, senin gözlüğün bir şey söyleyeceğim. Lensler gözünde şu an görebiliyorum. Kadir Bey, oynamış olabilir, cam bitince şöyle bir mesela en azından alt kısımları duvarın almalıydın. Tabii. Beyhan Hanım. İnşallah yarın sana da böyle bir el denk gelir. Alır da bilmiyorum. Artık göreceğiz. Bilemiyorum artık. İnşallah yani, göreceksin. Ev çok örümcekli. Ben buğusuna çok takılmadım. Çünkü dışarıya çıkılmadığı için söylenmişti. Önemli olan ben aralarına bakarım camların, detayına bakarım. Tornavida ile girmiş mi? Çerçevelerin temizliğine bakarım. Neyse Kadir'cim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Uğurluyana. Yavaş yavaş. Nereye kadar? Güle. Çok biliyorum. Ben şimdi boğabilir miyim kendisi? Duvar kız seni yağ sökücü de boğarım yemin ediyorum. Duvar silecekmişim. Beyhan beni çıldırtma. Bak gelmiş diyor ki bir saat 14 dakikada diyor, sadece vitrinde diyor koltuk mu sildiniz diyor. Hiç düşün, niye söylemiyorsun ki arkadaşım sen... Akşama saklıyorum enerjimi. Akşama şu an kendini savunman lazım. Sen bence finalde de kendini savunmayacaksın. Ben için yeneceğim gibime geliyor. Örümcekler vardı. Onları almışım bakacağım. Fikriye Hanım'ı kendime rakip görüyorum. Sadece Fikriye'yi. O da bugünden itibaren artık onu da kendime rakip görmüyorum. Tavrı nasıl yani? İtici. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.